Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Aralık ayı gökyüzünü sizler için değerlendirdik. Evet sevgili Demet, kova burçları için neler var? Ben bir kovayım biliyorsan. Evet. Bana güzel şeyler söyle bakalım. Aralık ayı nasıl geçecek? Evet sevgili kovalar, aya yeni bir ayla başlıyoruz. Yay burcunda, 10 derece yay burcunda 3 Aralık'ta yeni ay doğuyor. Kovalar için olumlu etkileri olan bir yeni ay bu. Özellikle arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler, grup faaliyetleri, organizasyonlar, seyahatler, işle ilgili projelerle ilgili yeni gelişmeler, başlangıçlar söz konusu olabilir. Uranüs'ün de keyifli bir açı yapıyor olması sürpriz ve hızlı gelişmeleri gündeme getirecektir. Çok sosyal bir yeni ay. Evet, sosyal bir yeni ay. Ayın 17'sine kadar sosyalleşme, grup çalışmaları, dernekler, kulüpler, sosyal yaşam, gece toplantıları, bazı gece eğlenceleri, karabalıklar, organizasyonların gittikçe ve gittikçe yükseleceği bir döngü. 5 Aralık'ta Merkür'ün yay burcuna gelmesiyle beraber sosyal iletişimde çok fazla artacağını görüyoruz. 7 Aralık'ta Mars terazi burcuna giriyor. Evet. 27 Temmuz 2014'e kadar kalacağı terazi burcunda çok baskın hareketlere sebebiyet veriyor. Yolculuk ve seyahatlere çıkaracağına dair güzel bir işaret. 1 Mart 20 Mayıs arasında terazi burcunda bir retro hareket olacak. 2014 yılında tabii ki bunlarla ilgili detayları sevgili Kova burcu yıllık burç yorumları videolarımızda bulabilirsiniz. Yani seyahat edebilirler, yolculuğa çıkabilirler. Medya ve yayıncılıkla ilgili işlerde daha fazla enerji harcayabilirsiniz. Bu arada eğitim, yüksek öğrenim, master yapmak, bu tür kavramlar Kova burçlarında özellikle gençlerde biraz yoğunlaşabilir. Hukukla ilgili konular. Hukukla ilgili konular, seyahatlerle ilgili konular, medyaya çıkmak, radyo, televizyona çıkmak, bu tip konuların çok fazla gündeme gelebileceği bir dönem. 10 Aralık'ta Merkür üçgeni Uranüs, bu güzel bir gezegen açısı. Evet, o sürpriz seyahatler, geziler ortaya çıkarabilir, güzel haberler gelebilir, misafirler gelebilir, yeni tanışmalar, keyifli tanışmalar söz konusu olabilir. 13 Aralık Jüpiter üçgen Satürn, bu çok güzel, iş ve kariyer hayatıyla ilgili çok olumlu gelişme. Evet. Sosyal toplumda, sosyal grupların içine çıkabilmek, özel toplantılar. Bu günden itibaren 4 gün boyunca etkisini fazlasıyla gösteriyor ve bazı kovalarda bundan çok fazlasıyla faydalanın. Çünkü Satürn kariyer evinde, Jüpiter günlük yaşam evinde. İşi ve kariyeriyle alakalı. İşi, kariyeri, kıyafeti, uzun beslenme şekli. Uzun süreli, verimli, başarılı yeni gelişmeler olabilir. İstikrarlı bazı gelişmeler. İstikrarlı ve keyifli bazı gelişmeler olabilir. Yani geleni kabul edin, güzel dönemlere giriyorsunuz. 17 Aralık İkizler Burcu'nda Dolunay çocuklar. Evet. Yaratıcılık, aşk, birliktelik gibi konuları çok fazlasıyla gündeme getiriyor. Merkür'ün yayda olduğu, Jüpiter-Merkür 150'lerin olduğu bir dolunay. Birlikte olduğunuz insanlar Jüpiter-Merkür gereksiz ve abartılı bazı konuşmalar ve küçük tartışmalar olabilir. Şeker tüketimine dikkat ediyoruz. Venüs olmasa da Merkür burada 150'lik yapıyor. Küçük kazalar olabilir ama genel olarak bir ilişkiyle ilgili, bir flörtle ilgili, yeni bir karar vermek, hamile kalmak, yaratıcılığı ön plana çıkartmak. Ne diyorsun sevgili Demet? Evet, kesinlikle aslında eğlenceli bir dolunay. Eğlence, günlük hayatta hareketlilik, sosyal hayatta keyifli durumlara da imkan verebilir bu dolunay. Çok keyifli durumlara imkan verecek ve çok da neşeli bir döneme sebebiyet verecek. Arkasından baktığımızda 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na girerken aynı şekilde Uranüs de kendi gezegenleri, kendi gezegenleri Uranüs Kova Burcu'nun artık 22 Temmuz'a kadar ilerleyecek. İlerlemeye başlıyor. Bu kovalar için iyi ama diğerler için iyi değil gerçeği söylemek gerekirse. Venüs 21 Aralık'ta retro harekete geçiyor. Evet. Şimdi Kova Burcu'nu düşünürsen Venüs'ün retrograde hareketi. Oğlak biraz burcunda. Oğlak burcunda gizli ilişkiler. Gizli ilişkiler, bayanlar, gizli hayranlar. Gizli hayranlar, evet. Gizli ilişkiler, gizli hayranlarla ilgili konular, geçmişteki bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesi, bazı ilişkilerle ilgili sorunlar, kadın erkek, buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın, Venüs'ün burada retrograde hareketi daha önceki tecrübelerimize göre çoğunlukla kabul edilmeyecek bir ilişki getirir. Yani toplumun kabul etmeyeceği bir ilişki getirebilir. Aldatmalar, evliyken farklı ilişkilere girmek, bununla ilgili
problemlerin fazlasıyla ortaya çıkabileceği, sakın kapılmayın buna. 21 Aralık'ta, çünkü 31 Ocak'a kadar 2014'te Venüs burada olacak. Venüs'ün burada olmasa zannettiğiniz gibi bazı şeylerin çok da gizli kalmayacağına, bazı yapıların ortaya çıkabileceğini gösterir. Bu bir değer kaybıdır çünkü. Saygı kaybıdır, sevgi kaybıdır. Evet. Sevgi insanı ile ilgili bazı kayıpların da olabileceği bir gezegen döngüsü. 24 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda sosyalite haberler geliyor. Kendisinden gizlenmiş olaylar, kavramlarla ilgili haberler. 25 Aralık dikkatli olmanız gerekiyor. Yönetici gezegeniniz Uranüs Mars'a karşı fikir ayrılıkları, fikir çatışmaları, trafikte kazalar. Evet, zor. Elektronik eşyalarda sıkıntılar. Diğerleri nedir? Hemen arkasından 29 Aralık'ta Merkür'ün Uranüs karesi var. Münakaşalara, sözlü diyaloglarınızda çatışmalara dikkat etmeniz gerekiyor ve yine özellikle trafikte, seyahatlerde, uçak yolculuklarında sorun olur. Bavulunuzu kaybedebilirsiniz, laptopunuzu kırabilirsiniz, bilgisayarlarınızda arıza olabilir. 30 Aralık çok tehlikeli bir gün sevgili Kova. Güneş kare Uranüs, yönetici gezegeniniz Uranüs'e Güneş kare küçük kazalardır. Evet. Ben Kova burcu olduğum için bu Güneş kare Uranüs'ten de düşersin, çarparsın, vurursun, cam kırarsın, işte elini kesersin gibi olayların çok olduğu bir dönem. Ama 31 Aralık daha tehlikelidir. Evet. Akşam yılbaşında alkol almayın, hızlı araba kullanmayın, trafiğe çok dikkat edin, çok kalabalık ortamlara girmeyin. Çünkü bu Mars karşıtı Uranüsler, 31 Aralık'ta Mars kare Plütonlar, bunlar çok hayırlı gezegen açıları değildir. Evet. Mesela 31 Aralık'taki gezegen açısı, evden gidersin eşinle veya sevgilinle bir eğlence, bir eve gelirsin, hırsız girmiş eve. Evet. Çünkü gizli, hırsızlık gizli. Gizli düşmanlıklar olabilir. Evet. Gizli düşmanlıklar. Tehditler, telefonuna gelebilecek tuhaf tehditler, tuhaf hareketler, tuhaf davranışlar. Bunların hepsi 31 Aralık Mars kare Plüton gezegeninin karşılıklı etkileri. 1 Ocak'ta da Oğlak Burcu'nda yeni ay var. Takip eden dönemde de yaklaşık 2 haftalık dönemde sağlığa biraz dikkat etmeli derim ben. Sen ne dersin? Evet, ben de aynı şekilde yılbaşı gününe ve ayın son günlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. 25 Aralık 31 Aralık haftasına dikkat. Saygılarımla. Hoşça kalın.